Hemen isterseniz başlayalım. Evet. Tabii Kurban Bayramı'nda etler hemen kesiliyor, soframıza geliyor. Bu süreçte nelere dikkat edeceğiz? Hemen keser kesmez tüketeceğiz mi, yoksa bir süre dinlendireceğiz mi? Evet, mümkün olduğu kadar tüketmiyoruz. Çünkü sıcak eti, taze eti, dinlenmemiş bir eti tükettiğimiz takdirde hemen ve bir de bayramın havasına girdiğimiz için, kurbanın havasına girdiğimiz için, çok da fazla tükettiğimiz için sindirimi sistemimizin allak bullak olacağını net olarak söyleyebiliriz. Yani tepeden tırnağa tüm ağzalarınızın etkileneceği kesindir. Onun için mutlaka az bir şekilde adet yerini bulsun diye kurbanda sadece bir kuzumuzun butunu kavurma yapalım, onu tüketelim. Daha sonra mutlaka bu etlerimizi dinlendirerek birkaç gün dinlendirdikten sonra keselim ve doğru kesimlerden sonra da doğru tüketelim bence. Kurban etini değerlendirirken hayvanın hangi bölgesinden ne tür et çıktığını bilmek gerekiyor. Eğer doğru kısmını, hangi yemeğe, eti hayvanımızın hangi kısmını kullanacağımızı bilmezsek inanın %30-%40 gibi o etimiz, yemeğimiz doğru olmayacak demek anlamına da geliyor. Hem lezzetli olmuyor hem zor pişiyor. Evet, zor pişiyor, lezzetsiz oluyor, araması iyi olmuyor, araması da iyi olmuyor yani, olmuyor. Evet, böyle bir şey yani, çok önemli bir şey bu çünkü. Şimdi onun için etlerimizi ne yapacağız? Eğer ızgara yapacaksak mutlaka her zaman hayvanımızın sırt kısmını alıyoruz. Yani bonfileydi, kontrafileydi, antikot gibi dediğimiz bu sırt kısımlarını mutlaka alıyoruz. Eğer kıyma yapacaksak mutlaka kaburga, döş, boşluk kısımlarını alıyoruz. Burası en uygun olan yerler. Kavurma, özellikle kavurma yapacaksak kol, kürek ya da but kısmını yapıyoruz. Ama haşlama, fırın, tandır, elbasan tava gibi şeyler yapacaksak yine but ve kol kısımlarını değerlendiriyoruz. Tabii en lezzetli yerlerinden birisi hayvanımızın her zaman pirzolasıdır. Pirzola kısmı şu antikot dediğimiz şu kaburga kısmından çıkar. Ve Kurban Bayramı'nın olmazsa olmazı kavurma. Basit gibi görünen kavurmanın hazırlanışında da püf noktalar var. Bunun yapılması için bir kere bize mutlaka hayvanımızın kendi yağı lazım. Kendi yağı lazım. Kesinlikle. Orijinal kurban kavurması yapmak için mutlaka hayvanımızın kendi yağı lazım. Bu görmüş olduğunuz, ufak ufak doğramış olduğumuz yağ tencereye koyuyoruz, eritiyoruz. Erittikten sonra bunun posası kalacak. Posasını alıyoruz, bir kenara koyuyoruz. Onu da asla atmıyoruz çünkü onunla da başka bir şey yapacağız. Eridikten sonra tenceremizin içine doğramış olduğumuz kuşbaşımızı, kavurma etimizi tenceremizin, o yağımızın içine atıyoruz ve yavaş yavaş önce ateşimizin gücünü biraz yüksek tutarak etlerimizi mühürlüyoruz. Sonra altını kısıp ağzını kapayarak uzun süreli bir şekilde şahane bir kavurma haline getiriyoruz. Burada tuzumuzu her zaman indirmeye yakın atıyoruz. Çünkü tuz etin, tencerelik yemekler, ızgaralık etlerin tam tersine kavurma tipi tencerelik yemeklerde mutlaka sonradan indirmeye yakın atılması gerekir. Çünkü bütün kanını bırakıyor, o anda sertleştiriyor gibi durumlar sağlıyor tencerelik yemekler. Çok önemli. Karabiber, kekik ve tuzdan başka hiçbir şey kullanılmamasını ben tavsiye ediyorum. Kebap da seçeneklerden biri ama kebap için küçükbaş hayvanların tercih edilmesi gerekiyor. Adana Urfa yapacaklarsa mutlaka kuzu etini yapsınlar. Dana etini asla kullanmasınlar. Ve mümkünse bunları makine kıyması değil, zırhta, bıçakta yapsınlar. En az %50 daha lezzetli olduğunu görecek. Çünkü bu işin orijini ve gelenekseli bu. Çünkü o kıymayı biz kıyma makinesine soktuğumuzda, kıyma makinesi onu limon gibi sıktığı için bütün suyunu, kısacası bütün canını alıyor. Kaldı ki ne oluyor? Adana tipi kebaplar yaptığımızda onun doğasına uygun değil. O şişeye eğer kıyma makinesinden çıkmış bir kıymayı takarsanız köfte olur. Ha, köfte olur yani. O kadar. Köfte, kebap olmaz. Çünkü kebabın mutlaka iri bir kıyma olması gerekiyor ve bunun da mutlaka mümkünse zırhta, bıçakta çekilmiş olması gerekiyor ki Adana kebabı olsun. Kurban etinden pek çok yemek yapılabiliyor ama yemekler arasında öyle bir lezzet var ki yiyenlerin tadı damağında kalıyor. Yine Antep'e, Güneydoğu'ya ait, o yöreye ait şahane bir yemektir. Ben bu yemeği beğenmiyorum diyecek birinin olabileceğini düşünmüyorum. Bu yemek saray döneminde yapılmış olsaydı inanın hakikaten saray yemeklerinden bir numara olabilecek yemeklerden biridir. Günümüzde de gelmiş. Bu yemek için lazım olan malzemeler közlenmiş patlıcan lazım. Közlenmiş lazım çünkü közlüyoruz. Yani kızartmıyoruz ya da başka türlü pişirmiyoruz. Közlemek her anlamda yemeğimize değer katıyor. Çünkü odun
otta közlediğimiz için kömürde odun kömüründe közlediğimiz için kömür patlıcanımıza bir diğer bir aroma katıyor. O çok önemli. Közlediğimiz patlıcanı soyuyoruz. Ufak ufak ustanın doğradığı gibi ufak ufak doğruyoruz. Onu ufak ufak doğradıktan sonra da içine sarımsak da ilave ediyoruz. Sarımsağı da çok ufak doğrayarak sarımsağımızı da ilave ediyoruz. İkisini sonra birbirine katıyoruz. Çok az da tuz ilave edeceğiz ona. Aklımızı tabağımıza yerleştiriyoruz. Geri taraftan birçok şekilde pişirebileceğiniz gibi ama en lezzetli halinden biri sırf kebaptan, yani kıymadan yapılmış kebaptan, bıçak kıymasından, makine kıymasından değil. Bıçak kıymasından yapılmış kebaptan, normal şiş kebaptan, yani et, kuşbaşı şişten yapabilirsiniz. Kıymayı kavurarak üzerine koyabilirsiniz ama her zaman en iyilerinden bir tanesi ya da herhangi bir eti tavada kavurarak da bu içimizin üzerine ilave, üzerine koyarak servis yapabiliriz. Bu kuşbaşı şişimiz şimdi bakın ızgarada pişti, gördüğünüz gibi üzerine koyuyoruz. Şimdi kıyma zırhta yaptığımız olduğumuz kebabımız da gelecek, göreceksiniz. Altlığımızın üzerine koyuyoruz ve yemeğimizi domates, sivri biber ve tırnaklı pide ile süslüyoruz. Hem görsel olarak fevkalade olacak hem de yerken inanılmaz keyifli, lezzetli bir yemek olacaktır. Hep beraber şimdi sonucunu göreceğiz. Nasıl, ne kadar güzel, ne kadar fevkalade oldu değil mi? Evet. Kim sevmez bunu? Bakın, kim sevmez? Kokusu, ruhu, aman! Yani yok öyle bir şey yok yani. Her zaman söylediğimiz gibi duruşuyla, görüntüsüyle, lezzetiyle, kokusuyla 10 numara bir yemek oldu. Etin pişirilmesi kadar saklanması da dikkat istiyor. Tabii kurban kesildikten sonra bir kere karkas olarak, bütün olarak içinin suyu, kanı soğuyuncaya kadar bütün olarak durmak zorunda. Eğer hemen parçalarsanız aromasını, lezzetini, yumuşaklığını, rengini dahi kaybedecek demektir. Onun için mümkünse kurban için mutlaka kurban kesimi yerlerine gidilmeli. Kurbanlar orada kesilmeli. Sadece bir tane butu kavurma yapılıp eve getirilmeli. Geri kalanı bütün karkas halinde dolaba konmalı. En az 1-2 gün orada bekletilmeli. Soğuduktan sonra da o eti alıp her zaman alışveriş yapmış oldukları kasaba gitsinler. İstedikleri şekilde onları güzelce parçalatsınlar. Hem ziyan olmayacak hem de dinlenmiş bir et elde etmiş olacaklar. Evet, ama tabii bu da yetmiyor. Ondan sonra da mutlaka bunları parçalattıktan sonra da evlerine götürecekleri etleri evlerde günlük adet olarak ya da gram olarak bir seferde aile kişilerine göre ne kadar gram ya da adet tüketeceklerini ne göre ayarlasınlar. Onları paketler haline getirsinler. Yani kısacası günlük kullanma sistemine ve düzenine göre ayarlasınlar. Hemen tüketeceklerse artı 4'e koyacaklar. Daha sonra iki hafta, bir ay gibi uzun bir süre tüketeceklerse -18'e koyacaklar. -18'e dinlendirmek, bekletmek zorundalar. -18'e koyduğumuz et asla dinlenmez. Yani dipfrize koyduğunuz andan itibaren sadece ve sadece orada kendini muhafaza eder. Bir sucuğa koymuş, yeni baharatı, kimyondu, karabiberdi, pul biberdi, kırmızı toz biberdi. Bu baharatlar ve en az %30 yağ oranına sahip olan bir kıymayı elde edebiliyoruz. Mümkünse her zaman sucuk her zaman mümkünse saf danadan olmalı. Çünkü kuzu eti çok gevşek ve zayıf bir et olduğu için sucuğa çok uygun bir et değildir. Sucuk yapacaklarsa mutlak surette dana etinden yapsınlar. Bu baharatlarla kıymadan, makineden geçirsinler. Sarımsak, tuz, sarımsak ve diğer saymış olduğum baharatlarla beraber kıyma makinesine koysunlar ve bir gün yoğursunlar. Çektikten sonra baharatlarımızı atsınlar, güzelce yoğursunlar, dolabımıza koysunlar. En az bir gün lütfen dolapta dinlendirsinler. Sonra da evde yapacaklarsa bir huni yardımıyla bağırsağı takarak parmakla da ya da herhangi bir alet iterek de ama mutlaka sıkı sıkı itilmesi gerekir. Bağırsağın içinde boş yerler, hava kalmaması gerekir. Eğer hava kaldığı takım ufak ufak havalar kalmışsa, yani çok sıkı yetiştirememişsek oraları bir toplu iğneyle de oraları delelim ki o hava çıksın. Çıkmadığı takdirde o hava sucuğumuzun çok çabuk ve hızlı bozulmasına neden olacak demektir çünkü.